Bizim birkaç tane sorumuz vardı ama dinliyoruz. Başlıyorum. Birincisi bu mesela ben Blue Çağ'a erdikten sonra işte 3-4 sene sonra namaz kılmaya başladım. 2-3 sene falan namaz kılmadım. Hani 2-3 senelik bir kazalarım var. Bunları hiç yapmadım ama şu an mesela yapmaya başladım. Bunun dışında ben bu hani evvabin namazı var, işte gece teheccüd namazı var, hacet namazı var. Bu tarz namazlar kılıyorum. Acaba bu tarz namazlar hani kaza namazı borcu olanın bu tarz namazlar kılması uygun mu değil mi? Kaza namazlarınızı bitirmediniz değil mi efendim? Hayır, bitirmedim. Ben bunun bilincine daha yeni vardım ama bu tarz böyle evvabin namazı, hacet namazı, gece teheccüd namazı, o tarz namazlar kılmaya da çok hevesleniyorum. Yani kılmak istiyorum. Kazam da var ama yani kazalarımı da yavaş yavaş başladım tamamlamaya. Vaktim olduğunca kılıyorum. 2-3 yıllık bir kaza. Daha yani çocukluktan genç kızlar geçtiğimde henüz başlamamıştım namaza. Bir 15 yaşında başladım. 13 yaşında Blue Çağ'a ermiştim. Yani 15 yaşından beri namazlarımı kılıyorum ama hani o namazlarımı tamamlamadım daha. Anlaşıldı efendim. Gelen diğer dinleyicimizin suallerine. Blue'a erdikten sonra dedi, aşağı yukarı 2-3 sene sonra dedi, ben namaza başladım. 13 yaşında Blue'a erdiğimi hatırlıyorum dedi. 15 yaşında ben namaza başladım dedi. İşte 3-4 senelik bir kaza namazı borcu var. Ama dedi bunun yanı sıra dedi, ben bilmiyorum, yeni de bunları öğrenmeye başladım. Evvabin namazı olsun, teheccüd namazı olsun, duha namazı olsun, hatta hacet namazı. O hacet namazı ihtiyaç halinde. İstihare namazı da öyle. İstihare ve hacet namazı onlar istina edilmiş zaten. Ama onun dışında duha, işrak, evvabin, ondan sonra teheccüd namazlar nafile namazlardır. 5 vakit namazın sünnetleri de nafiledir. Sabah namazının sünnetini Hanefi alimlerden bazıları istina etmişlerdir, vacip makamındadır diye. Dolayısıyla diğer 3 mezhepte, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin 5 vakit namazının sünnetleri de nafile olduğu için bunları da kılması, ondan sonra işrak, evvabin, duha, teheccüd gibi nafile namazları kılması da haramdır, günahtır. Hanefi mezhebinde o ifade geçmemiş ama Hanefi mezhebinde de kabul olmaz. Dinleyicimiz dedi ki ama benim dedi çok dedi böyle isteğim var. O istek mesela şeytan bir kimsenin namaz kıldığını biliyorsa, kazaya kalan namaz borcu varsa bunu nafilelere yöneltir. Ve istek ve arzu da çoğalır. Şeytanın getirmiş olduğu bu istek hemen acilen yapılmak istenir. Öyle bir düşünce gelir. Bu şeytandandır buyuruluyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam acele şeytandandır. Acele etmek. İşte çok seviyorum falan filan. Ben yapmak istiyorum falan. Bu şeytandandır buyuruyor. Niye? Peki şeytan namaz kıldırır mı? Sen namaz kılıyorsun. Namaz kılana da musallat olur o. Namaz kılıyorsun. Kıldığın namaz eğer farsa, kazaysa o inim inim inler. Dolayısıyla seni nafileye yönetmek ister. Niye? Çünkü kaza borcun varken nafile kılarsan kıldığın o nafileler bir işe yaramayacak. O da hedefine ulaşmış olacak. Maksadına ulaşmış olacak. Dolayısıyla kaza borcu varken nafilelerle meşgul olanlar veya bunlar bu şekilde böyle anlatanlar ve bunlara itibar edenler ve ittiba edenler tercihini şeytanın isteği doğrultusunda yapmış olur. Yarın ahirette eli boş mu kalır? Evet, eli boş kalır. Mahşer günü eyvah derse iş işten de geçmiş olur. Çünkü Allah-u Teala şeytana da bazı güç ve kuvvetler vermiştir. Donanımı vardır. Yani öyle sıradan bir varlık değil ki. Namaz kılana gelip de içki istemez, cinayet demez. Ne yapacaktır? Namaz konusunda onu atlatacaktır. Oruç konusunda anlatacaktır. Kazaya kalan oruç borcu varken nafile oruç tutturur. Vermediği zekat borçları varken ona sadaka verdirtirir. Kurban borçları varken tutar insanlara aynı şekilde yemek yedirtirir. Oo, aferin ya işte. Mustafa Bey, Allah razı olsun yani. Gene bugün karnımızı doyurdun. Şimdi millet gelecek ha. Öğle vaktinde, öğle yemeğinde Mustafa Bey'den. İyi. Ne yapalım Mustafa Bey? Allah Teala daha ziyade versin. Şimdi dolayısıyla böyle nafilelere yöneltiyor mu? Evet, nafilelere yöneltiyor. Onun işi bu. Onun işi bu. Direkt olarak gelmez. Nafilelerle meşgul eder. Ömür boyu sen de onlardan böyle hatta ağlatır bile buyuruyor. Zevk de verir. Nefis de aynı şekilde buna yardım eder. Niye? Yaptığı amel boşa gidecek çünkü. Zaten şeytanın da işi o değil miydi? Oydu. Bunu iyi anlamak lazım. Ehl-i Sünnet alimleri bunu çok güzel bir şekilde izah etmişler, açıklamışlar ve anlatmışlar. Biz de dilimiz döndüğü kadarıyla nakletmeye çalışıyoruz. Hani anlatamıyorsak, ifade edemiyorsak kabahat bizim. Ehl-i Sünnet alimlerin değil. Biz nakledemiyoruz, biz anlatamıyoruz. Dinleyicimiz çok tipik bir örnek yani. Siz daha önce anlatıyordunuz hep.
Yani kaza namazı borçlarım var diyor. Ona rağmen evvabin namazı kılmak istiyorum diyor. İşte o istek ve arzu ve isteği de fazla ifadesinden o anlaşılıyor. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûreti bunu bu hadis-i şerifi açıklarken acele şeytanlandır. Bunu çok güzel bir şekilde izah etmişler. Şeytanın getirdiği böyle hayırlı zannedilen şeyleri insan çabucak yapmak ister. Çok sevdiğini söyler. Acele yapmak ister. Peki ne yapacak şimdi bu dinleyicimiz? Eğer bizi, bizi değil haşa, Ehl-i Sünnet alimleri öyle buyuruyor. Hanefi mezhebinde olanın da kazaya kalan namaz borcu varsa bu evvabin, duha, işrak, teheccüd bu vakitlerde kalsın, bu vakitlerde namaz kılsın. Ama bunlar kazaya niyet etsin. Mesela diyelim ki duha namazını kaç rekat kılacak? 4 rekat. Niyet edin ilk kazaya kalan öğle namazının farzını veya ikindinin farzını veya yatsının farzını. Böylece duha vaktinde namaz kıldığı için duha sevabında kavuşur. İşrak vaktinde de 2 rekat kılacaktım. Ona da ilk kazaya kalan sabah namazının farzına dersin. Ne oldu? Orada sabah duha vaktinde şeyi kıldın, söyleyiver, öğle yıkıldın. Ne oldu? Hem öğle hem de sabahı kaza ettin. Evvabin namazı, akşam namazı vaktinden sonra. Niye dedim ilk kazaya kalan? Akşam namazının farzına de 3 rekat kıl. O vakitte namaz kıldığın için. Ne oldu? Akşamı da kaza ettin. Teheccüd kalktın. Orada diyelim ki 12 rekat kalacaksın. Ha ikindi yatsıyı kaza etmedin. Niyet ettim ilk kazaya kalan ikindinin farzına 4 rekat. Niyet ettim ilk kazaya kalan yatsının farzına diyorsun 4 rekat da öyle kıldın. Niyet ettim ilk kazaya kalan vitir namazı 3 rekat da öyle kıldın. Ne oldu? Gene tek oldu netice itibariyle teheccüde kıldın. Bir günlük kaza borcunu bitirdin. Yani işrak, duha, evvabin ve teheccüd vaktini boş geçirmedin. O sevaplara da kavuştun ve şeytanı da sevindirmedin. Allah-u Teala'yı sevindirdin. Allah-u Teala'yı razı ettin daha doğrusu. Borcuna ehemmiyet verdin, kıymet verdin. Ehl-i Sünnet alimlerinin yolunda gitmiş oldun. Hem borcun ödendi hem de aynı şekilde o vakitlerde namaz kıldığı için onların sevabına da kavuştun mu? Kavuştun. Özür dilerim efendim. Bunun önemi nereden geliyor? Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi duha namazı 4 rekat. Öğle namazının farzı da diyelim 4 rekat kılınıyor. İkisi de namaz. İkisi de aynı şekilde kılınıyor. 4 rekat. Arada bir niyet farkı var. Bu niyet bu kadar önemli mi? Önemli. Niye önemli? İmam-ı Rabbani Kuddüs-i bunu sık sık bugünkü tabirle yani vurguluyor tabir var ya sık sık anlatıyorlar. Israrla. Üstünü çize çize. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i buyuruyorlar ki ibadet emredileni yapmaktır. İbadet emredileni yapmaktır. Kimin emri? Allah-u Teala'nın emri. Ha, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tavsiyeleri var. Öncelikle Allah-u Teala'nın emri. Hani iki amir çakıştığı zaman öncelikle Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın emrini bildiriyor. Ve Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamber Efendimiz'in soyundan geliyor. Onun torunlarından bu zat Fütuhul Gayb kitabında bir hadis-i şerif naklediyor. Dinin sahibi olan Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin nafilesi kabul olmaz. Dinin sahibi böyle bildirmiş. Sen şimdi sen öyle bildirdin ama sen bilemiyorsun bunu kılmak çok fazileti. Kime söylüyorsun bunu? Allah-u Teala ve onun peygamberine söylüyorsun Aleyhisselatü Vesselam. Yani işin fecaatine bak. Emredileni yapmak. Hatta İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri Mustafa Bey çok çarpıcı bir misal vermiş. Yani şüphelere, tereddütlere yer vermeyecek şekilde. Mesela verdiği misal buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce bir miktar uyurlardı buyuruyorlar. Buna kaylule denir. Peygamberimiz yaptığı için bu sünnettir. Onun adet-i şerifesidir. Bir Müslüman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı diye öğleden önce bu niyetle yatsa, yarım saat uyursa, birisi de gece kalksa kendine göre 200 rekat namaz kılsa. İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sûreti buyuruyorlar ki uyku gaflet demektir. Serapa baştan sonra başlıyorsun horlamaya. Ben horluyormuşum. Böyle de öyle mi horlamayı bilmiyorum artık. Başlıyorsun horlamaya. Ondan sonra uyuyorsun. Ya serapa ne Allah diyorsun ne lillah diyorsun hiçbir şey demiyorsun. Uyku serapa gaflet birisi. Ama neye niyet etti? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı diye. Ona uydu. Peki öbürüsü kime uydu? Kendi nefsine uydu. 200 rekat namaz kıldı. Hangisi eftal? Şimdi dinleyicilerimizden daha bir namaz kılan değil buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bu uyuyan. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam ittiba ettiği için bunun yaptığı kıymetlidir. Öbürüsü nefsine uydu buyuruyorlar. Hatta soruyorlar işte efendim Ömer bin Abdülaziz Hazretleri mi Muaviye bin Ebu Sufyan mı? Hangisi daha üstündür? Cevap buyuruyorlar ki Muaviye bin Ebu Sufyan'ın radıyallahu teala anhuma Peygamber Efendimiz'in yanında giderken Peygamber Efendimiz'in atının Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mübarek ayaklarının altından çıkan o toz Hazreti Muaviye'nin atının burnuna giren o toz Ömer bin Abdülaziz'den daha kıymetlidir. Toz. O da hani
Muaviye bin Ebu Sufyan radıyallahu teala anhıma burnuna giren tozdan daha kıymetlidir. Atının burnuna giren tozdan daha kıymetlidir. Kim? Hazreti Muaviye şeyden Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'ne daha kıymetli. O toz kıymetlidir. Hazreti Muaviye değil. Düşünebiliyor musunuz yani? Niye? Çünkü onlar Eshab-ı Kiram. Peygamber Efendimiz'i gördüler. Peygamber Efendimiz'e ittiba ettiler. Hepsi böyle. Hepsini böyle bilmek, hepsini sevmek mi lazım elbette. Zaten işlerinden birisine düşmanlık, ehli sünnetten ayrılmak demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab'ım hakkında dilinizi tutunuz. Benim hatırım için onlar hakkında dilinizi tutunuz buyuruyor. Benim hatırım için. Sen Peygamber Efendimiz'in hatırında falan dinlemez de kendi kafana göre söylersen cezanı da hak edersin. Yarın ahirette ak mı kara mı hepsi meydana çıkacak mı? Evet, hepsi meydana çıkacak. Bu sebepten dolayı ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki ibadette emredileni yapmak. Mesela Ramazan ayında oruç tutmak farz mıdır? Farzdır. Vaktinde tutmak farz. Tutamadın, hasta oldun, yolcu oldun veyahut da hamileydi, çocuk dünyaya geldi bu sebepten dolayı ya da muayyen hali vardı hanımların, tutamadı. Bu farz orucu vaktinden sonra kaza etme. Ama efendim işte çok mübarek günler geliyor mesela. Önümüzdeki Mart ayı içerisinde Mevlid Kandili geliyor. İşte Mevlid Kandili geldi, Gayb Kandili geldi. Gelecek ondan sonra onlar da çok kıymetli. Doğru, o geceler çok kıymetli. Ama oralarda tutulan oruçlar netice itibariyle nafile oruçlardır. Farzın yanında esamesi okunmaz buyuruyor. 5 vakit namazın farz olanlar 17 rekattır. Bunlar vaktinde kılmak farz. Vaktinde kılamadıysa bir an önce bunları kaza etmek de farz. Geciktirdikçe günahı artar buyuruyor. Şaka değil Mustafa Bey ya. Vazifeyi vaktinde yapamadın, günah. Vaktinde yapamadın, ilk fırsat hemen bunu kaza etmen lazım. Kaza edecek her fırsat geçtikçe bunun günahı artar buyuruyor. Dinimizin bildirmiş olduğu bazı özürler var. Mesela uyumak, unutmak, işte yolculukta diyelim ki yağmur yağdı, kar yağdı tipi vardı. Yani arabada hayvanın üzerinde bile kılma imkanı bulamadın. Yoktu öyle bir şey. Yayandı, çamurdu, abdest alamadın. Bunlar özürdür buyuruyor. Bunlar özürdür. Dinimizin bildirdiği özürlerdir. Bunun dışında ve bu özür biter bitmez de hemen bunun kaza etmesi lazım. Sen şimdi bunu kaza etmeyi düşünmüyorsun, emri düşünmüyorsun. Nafileler benim hoşuma gidiyor diyorsun. Benim hoşuma gidiyor. Senin benim hoşuma giden değil. Dinimizin bildirdiği, nefsimizin hoşuna gitmese de, şeytan aynı şekilde kudursa da emredileni yapmak lazım. Evet, emredileni yapmak lazım. Peki efendim, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.